Dünyada 7 tane kıta var. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey, Güney Amerika falan. Bunları zaten biliyorsunuz. Avustralya'yı da ekle. Etti mi sana 6? Bir de dünyanın en güneyinde buzullarla kaplı bir kıta daha var. Antarktika. Etti 7. İyi de sadece güneyinde mi buzullar var? Şöyle dünya haritasını bir gözümüzün önüne getirsek, aha da işte burası da buz. Neden kıta sayılmıyor peki? Hoş, bu videoda cevabını arayacağımız en basit soru bu. Gelelim diğerlerine. Bu bölgenin dünya için önemi ne? Küresel iklim değişikliğiyle ne alakası var? Neden durmadan adını haberlerde duyuyoruz? Ülkemizden kilometrelerce uzakta olduğu halde Türkiye neden Ulusal Kutup Bilim Programı kurdu ve neden kutuplara sefer düzenlemeye başladık? Ya dur Pelin, amma soru sordun ya. Diye isyan etmeyin. Her sorunun cevabı şimdi Vibio'da. Aradaki buzları eritmeden önce iki kere düşünmenizi gerektiren yer Arktik bölgesi. Ama merak etmeyin, bir nefes alışta beyninize iki defa oksijen gideceği için daha iyi düşünürsünüz. Kafalar iyice karıştı, değil mi? Durun, yine başa saralım Orçun. Arktik, adını eski Yunanca'da ayı anlamına gelen Arktos sözcüğünden alıyor. Toplam 27 milyon kilometre karelik bir alan ama bunun sadece 9 milyon kilometre karesi kara. Geri kalanı deniz. Havası taptaze, inanılmaz ferah. O yüzden elini korkak alıştırma, orayı hayal etmek için şöyle derin bir nefes al. Şimdi dur. İçine iki defa oksijen çektin. Çünkü okyanus ve denizlerde dünyadaki tüm ormanlardan daha fazla oksijen üretiliyor. Geçtiğimiz senelerde İstanbul Boğazı'nın bu renge dönüştüğünü hatırlarsınız. Her türlü hava ve su koşulunu depreme bağlamamız gibi bunda da Allah Allah deprem mi olacak hayırdır diye korkmuştuk. Ama aslında bu rengin olmasının sebebi suda yaşayan fitoplanktonlardı. Onların en rahat üreyip beslendikleri yerlerden biri de çeşitli nedenlerden dolayı buzların olduğu bölgeler. Özellikle de konumuz olan Arktik bölgesi. Bu fitoplanktonlara geniş çaplı bir şey olsa dünyadaki oksijen dengesi bozulmaya başlar. Havadaki oksijen miktarı azalır. Arktik maalesef bugün aynı zamanda dünyanın en hızlı oksijen kaybeden bölgesi. Küresel iklim değişikliğinin etkileri arttıkça yazın eriyen buzulların yeri kışın tam dolmuyor. Deniz buzu ve buzul miktarı kalıcı olarak azalıyor. Planktonların ürettikleri oksijen azalıyor. Planktonlar yenilince biz de yenilmiş sayılıyoruz. Kırılan buzlar maalesef sadece buz devrindeki o sincabı üzmüyor. Arktik tüm dünyadaki sabit iklim şartlarını da etkiliyor. Eğer Arktik buzları düzensiz şekilde çözülmeye başlarsa dünyadaki rüzgar akımları etkilenir. Daha fazla aşırı uç hava olayı görmeye başlarız. Buzlar su olunca su altında kalacak kıyı şehirlerini, belki evlerini taşımak zorunda kalacak milyonları hiç saymıyorum bile. İtalya'daki Venedik'le İstanbul'da Üsküdar Su Dünyası filminin setine dönüşür. İşte tüm dünyadaki bilim insanlarının Arktik'in suyundan havasına her şeyini incelemelerinin nedenleri biraz da bunlar. Arktik tüm dünyayı etkileyebiliyor. Türkiye'nin devlet seviyesindeki Arktik girişimi 2015'te oldu. Dışişleri ve İTÜ-POLREK'in işbirliğiyle. Sonrasında Ulusal Kutup Bilim Programı kuruluyor. Arktik'le ilgili bilimsel araştırmalar planlanıyor. Hedeflerden biri Türkiye'nin Arktik bölgesinin geleceğini belirleyecek Arktik Konseyi'ne katılması. Türk bilim insanları deniz buzundan su ekosistemlerine, jeodinamiklerden mikroorganizmalarına kadar Arktik'te birçok araştırmayı yapmaya başlıyorlar. Maalesef eriyen buzları tekrar doldurmak bir ağaç dikmek kadar basit değil. Buzların erimesi, ozonun delinmesi gibi bir şey. Bir kere oldu mu geri dönüşü zor.